Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle Eylül'ün konu başlıklarına bir bakalım. Evet, Venüs 5 Eylül itibariyle Başak Burcu'na geçiyor. Mars İkizler Burcu'ndaki ilerleyişini sürdürecek. Balık Burcu'nda bir dolunay var, Terazi Burcu'nda bir yeni ay var ve Merkür Retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda parlayacak ve 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Üçüncü evinizde yakın çevre ilişkileriniz, ailevi konular, belki eğitim ve ticari alanlardaki bazı girişimleriniz bu ayda büyük oranda gündeminizde olacak. Kısa uzun yolculuklarınız, gezileriniz olabilir. Kardeşlerle ilgili konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Biraz hani sosyalleşmeniz, özellikle komşular, kardeşlerle ilişkilerinizin Venüs etkisiyle güçlenmesi de mümkün görünüyor. Ve 10 Eylül'de Balık Burcu'nun 17 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay Uranüs'ten olumlu bir açı alıyor. Mars'la da zıt bir açıda. Balık Dolunay'ı sizin 9. evinizde olacak. Aslında size güzel bir açıda, su elementinde olduğu için. Yurt dışı konuları, uluslararası konular olabilir, akademik konular olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir, seyahatler, yabancı ülkelerle ilgili her türlü planınız, programınız. Yani bu dolunay buralarda bir sonuç verebilir size, netleşme getirebilir. Sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Yani beklemediğiniz bir seyahat gibi ya da eğitim hayatında, özellikle üniversite eğitimi, akademik alanlarda sürpriz bir durum söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alırsınız bu dolunaydan. Değişken burçlarda, balık, başak, ikizler ya da yay gibi değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yine dolunay tesirleri yaşamınızda kendini daha fazla hissettirebilir. Yine aynı gün 10 Eylül'de Merkür terazi burcunun 8 derecesinde gerilemeye başlayacak. Önce terazi burcu, ardından başak burcunda gerileyecek Merkür. 2 Ekim'e kadar devam edecek. Merkür retrolarını artık biliyoruz. Retrolarda böyle günlük hayatımızda işte iletişim sorunları olabiliyor, kullandığımız araç gereçler bozulabiliyor, planlarımız gecikiyor, randevularımız iptal oluyor. Bunun gibi aksaklıklarla karşılaşmanız mümkündür. Çünkü terazi burcu size zıt bir burç. Özellikle Eylül'ün sonuna kadar olan dönemde, 20 Eylül'e kadar olan dönemde biraz daha dikkat etmeniz lazım. Bu Merkür'ün gerilemesine, aile içi ilişkilerde, evde yapılacak işlerde falan sorunlarla, karışıklıklarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin evde bir tadilat yaptırıyorsunuz, işte bu gecikebilir, planlar biraz ertelenebilir gibi. Daha sonra Başak Burcu'nda olacak gerileme, bu sizin için daha destekleyici bir pozisyon aslında. Yani bir şeyleri gözden geçirmeniz için, özellikle Ağustos'un 20'sinden sonra yaptığınız işleri, bu bir eğitimle ilgili bir plan olabilir veya ticari alandaki gelişmeler olabilir. Yani buraları bir gözden geçirmeniz, detayları fark etmeniz, hatta eksikleri tamamlamanız için de size fırsatlar verebilir. Ve 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. 26 Eylül'de Terazi Burcu'nun 2 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Jüpiter'le hizalandığı için ve gökyüzünde nispeten daha güzel olumlu açılarla da birlikte olduğu için güzel bir yeni ay. Her ne kadar Merkür Retrosu olsa da Merkür Retrosu'nun çok sorunlu çalışacağını düşünmüyorum bu yeni ayda. Bizim adımıza daha tamamlayıcı, daha verimli çalışabilir. Terazi yeni ayı sizin 4. evinizde doğacak. Sizin için de önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Öncü bir burçsunuz çünkü. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ay yaşamınızda daha köklü bazı gelişmelere, başlangıçlara sebep olabilir. Hani bunlar evlenmek, yuva kurmak. Çünkü terazinin genel misyonu böyledir. İlişkilerle ilgilidir. Yuva kurmak için de 4. evinizde hareketleniyor. Evlenebilirsiniz. Evlilik kararları verebilirsiniz. Ya da daha önceden başladığınız bu evlilikle ilgili girişimler bu ay tamamlanabilir. Bunun yanı sıra ev almak, taşınmak, yer değişiklikleri, iş hayatınızla da bağlantılı olabilir. Bir işe girmeniz nedeniyle, bir işten ayrılmanız ya da kendi işinizi kurmanız nedeniyle de böyle yerleşim alanlarınız, ev, yuva alanlarınız, kariyer hayatınızda bazı önemli başlangıçlar yapabileceğiniz, Jüpiter'in de yine sizi desteklediği önemli bir yeni ay. Bu yeni ayı takip eden günlerde Eylül'ün sonlarında, özellikle 27-30 Eylül gibi bu dönemlerde işte Venüs'le Merkür Başak Burcu'nda birleşecekler. Plüto'yla da güzel bir üçgen açı oluşturacak.
toprak elementi olduğu için istikrar getiren, düşüncelerimizi daha rahat, somut bir şekilde uygulamaya koyabileceğimiz bir döngü aslında. Bu ilişkilerde de size önemli adımlar getirebilir. Örneğin bir işbirliğinde, işle ilgili bir ortaklıkta ya da eş partner ilişkilerinizde, eşinizle bir karara varmanız, bir konuda anlaşmanız, bir sorunu çözmeniz için çok güzel destekler getirebilir, değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.